Evet, nerede neysek tam hız devam ediyor. Şimdi de Isparta Kule'ye geldim. Gez gez bitmiyor. Bakalım Isparta Kule'de sizi nereye götürüyorum? Döner kim sevmez ki? Döner biliyorsunuz Osmanlı yıllarından bize kalan bir emanet, bir damak tadı. Eskiden misafirlerini, insanlar çok önemli misafirlerini sarayda hep döner yemeye götürürlermiş. Ben de sizi döner yemeye getirdim. Buyurun bakalım. Ne kadar ferah bir yer. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hemen şöyle ortanıza girebilir miyim acaba? Ederim. Tabii ki. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Ya çok sevindim. Böyle ne kadar güzel. Burada ferah bir yer. Bayıldım. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ay, siz buranın sahibisiniz. Öyle sayılır. Ahmet Bey miydi? Evet efendim. Peki efendim. Siz? Ben işletme müdürüyüm. Zeynel Bey. Evet. Peki ben de Sinem. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz burada? Ne tadıyoruz? Ne yiyoruz? Hemen konuya girmek istedim. Burada döner tadıcıyız. Döner. Döner. Sadece döner. Aman döne döne döner geliyor diyoruz ve biz masaya gidiyoruz. Buyurun efendim. Acıktım, inanılmaz acıktım. Ekran başındakiler de acıktı. Efendim, Bediroğlu Döner'in, değil mi? Evet. İşletme müdürü Zeynel Bey ile beraberim. Nasılsınız Zeynel Bey? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz iyiyiz. Her zaman açız. Yemek programı yapıyoruz. Allah ne verdiyse yiyip gidiyoruz. Ama sizin döneriniz güzel. Çok meşhur. Dönerinizi tatmaya geldik. Acaba ilk ne yiyeceğiz? Ben hiç bu kadar yani masada normalde bizim yemek yemeden sohbet etmem. Neyle başlıyoruz? Sadece ve sadece menümüz dönerdir. Tamam. Döner de başlanacak. Masada gördüğünüz gibi diğerleri de yan ürünleridir. Yan ürünler. Patates evet. Var. Rengi çok güzel patatesin. Burada görmüş olduğunuz, bu masada görmüş olduğunuz tüm baklavamız, nar yeşilimiz. Baklavaya geleceğim. Çorbamız geldi. Soğanımız. Teşekkür ederiz. Etimiz. Hepsi yerinde gelmektedir. Mesela patates nereden geliyor? Patates Afyon'da geliyor. Görmüş olduğunuz burada etimiz gelecek olan etinizi masayı henüz görmedi. Henüz gelmedi. Henüz görmedim. Etimizi, göreceğim. Biz Trakya'da ve Balıkesir'de getirtiyoruz. Kendi kesimimizi yapıyoruz. Evet. Getiriyoruz burada dolabımızda kemikli vaziyette 2-3 gün dinlendiriyoruz. 48 saat döneri bekletiyorsunuz. Evet, evet. Bunun etini kemikten ayırdıktan sonra kemiksiz vaziyette 48 saat bekletiliyor. Nereden bildim Suat 48 saati? Evet. Çünkü ben artık bir döner ustasıyım. Yani ben işsiz kalmam. Döner ustası oldum. 48 saat bekletmek önemli. Döneri kesinlikle. Çok yakmamak önemli. Pembe pişmesi önemli. Etin dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmesi evet. Gerekiyor. Ve biz daha sonrasında bunu terbiyeye vuruyoruz. Terbiyeye vurduktan sonra yine 24 saat içerisinde beklenmesi gerekiyor. Eti terbiye ettikten evet. Sonra gene bak o evet. Döner buraya evet. Gelecek evet. Ama kaç evet. Gün geçecek. Aynen öyle çünkü et terbiyede kalması gerekiyor. Çünkü o etin ocağa çıkarken dinlenmiş ve etin yumuşaması gerekiyor. Zaten ben terbiyesiz et asla yemem. Bizim asla yemem. Burada özellikle dönerimiz odun közünde. Ateşinde daha sağlıklı, daha sağlıklı ve diğer meslektaşlarımızı kötülemek adına demiyorum çünkü diğerleri doğalgazla bizim buradaki dönerimiz közde önemli. Evet közde kesinlikle çok önemli. Ezogelin çorbası içmekteyim biliyorsunuz çorba çok önemli bir besin kaynağıdır bir öğün yerine de geçer çorba şart buyurun siz de lütfen. Teşekkür ediyoruz. Çorbaya bayıldım çorba çok güzel neden? Ben çorbayı nasıl seviyorum biliyor musunuz? Şimdi bazı yerlere gidiyorsunuz, çorbanın üstünde katman halinde bir yağ oluyor. Aman Allah'ım yarabbim. O yüzden çorbada böyle yağ olmayınca çok lezzetli. Aynı kendi mutfaklarımızın tadında olmuş, çok beğendim. Peki size bu döner aşkı nereden geldi? Evet, bu döner aşkı bizim yönetim kurul başkanımız Ahmet Akdoğan'ın
çok uzun süreden beri kendi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine asıl olarak mesleği tekstil firmasıdır. Gerçekten burada da son 10 gün içerisinde, 10 gün oldu biz daha açalı. Daha 10 gün, burası 10 gün bebek, bebek. Altın takmaya geldim ben buraya, daha burası bebek. Evet. Ve bu 10 gün içerisinde burada çok ciddi bir şekilde bir patlama oldu. Biz kendimiz ne patlaması? Müşteri patlaması. Müşteri patlaması evet, oldu. Müşteri bakın patlaması burada oldu. Neden güler yüzlü olduğu için herkes. Aynen. Evet. Buranın 10 gün içerisinde gelen, tadan insanlar çevresindeki tüm arkadaş gruplarına söyleyerek en iyi reklam. Evet. Ağızdan ağza olan bizim, reklam. Bizim reklamımız broşürlerle, eldeki ilanlarla asla bir bu tür bir reklam yapmıyoruz. Gelen müşterilerimize tamamen iyi bir lezzeti tattırıp döneri de yiyemeyeceğim. Kesiyorum ben konuşmamı. Gerçekten döneri yemesem de olur ben. Lezzeti tattırıp giden bizim reklamımızı yiyen insanlar bizim reklamımızı daha iyi bir şekilde i̇şte yapıyorlar. İşte ben eğer bugün döneri yersem siz, bugün eğer ben bu döneri yersem sizin... bugün bu döneri yersem reklam. Buyurun. O zaman ben biz... müsaadenizle büyük alkışlara dönmüşüm. Lavaşımı açıyorum. Buyurun evet. Efendim. Dönerime sıra geldi. Şu görmüş olduğunuz döner etinin içerisinde etin hiçbir gram sinir olmadığını, evet. Yani bunu söylemeden de vazgeçemeyeceğim, sinir olmadığını birçok döner firmalarında aralarına kıyma katıldığını gördüğünüz gibi Sinem Hanım'ın çatalında kıyma olmuş olsa o şekil durmaz. Öyle mi? Evet. Arada durmaz. Bir dakika durun. Ah döner, ay ya bir ya. Ah Zeynel Bey. Evet. Yani döneri mi düşürdünüz? Lütfen ya canınız bakın, çektiyse bir... Bakın şurada direm kadar kıyma olmuş olsa çatalda bu şekil durmaz. Ben döneri yiyorum. Yoksa kameraman arkadaşım gerçekten gelip kendi yiyecek döneri. Ya öyle bir anlattı ki bu kadar ciddiyetle döneri yiyemiyorum o derece. Ben bekliyorum sizin... Bakayım. Bir tanesini de anlamadım valla. Bencim. Döner gerçekten... Kekik nerede? Kekiğimiz... Kekik alabilir miyim? Kekiğimiz... Bunu söylemeden vazgeçemeyeceğim. Gerçekten. Bu çok özel bir kekik. Daha kekik. Kameraya yansıtmak zorundayım. Bu aynen söylediğiniz gibi bir dağ kekiği Bodrum'a gelmektedir. Bunu tatmanızı etin. Evet. Şöyle. Evet. Nasıl güzel kokuyor bu kekik var ya anlatamam size. Ben dönere. Mis gibi lütfen koklamanızı istiyorum. Çok güzel. Döner gerçekten çok güzel. Ama bu döneri lavaşla. Lavaşla yiyeceksin. Lavaşı siz mi yapıyorsunuz? Evet, lavaşı bunu da söylemeden yine vazgeçemeyeceğim. Gerçekten memleketimizin... Çok hafif. Evet, memleketimiz Malatya. Zaten ekmeğin, çok güzel, çıtır çıtır. Ekmeğin içerisine öncelikle dönerimizi koyup... Zeynel Bey daha yeni döneri koyuyor. Ben bitirdim. Şöyle, ama şöyle bir şeyi kaçırıyorsunuz. Tabii ağzınız kokacağı için soğana... Katmıyorsunuz. Soğanla birleştirip. Soğan olmazsa olmazı değil mi? Soğan etin olmazsa olmazları. Soğan çok faydalı. Antibiyotik iyi. Kokacağım diye kokmayın. Evet. Kokacağım diye kokmayın. Soğan ve aynı zamanda patatesi de içine böyle serpiştirdiğiniz zaman. Yemin ediyorum üniversitede hocam ders anlatıyor sanki. Buradan bunu, bir bilim abidesi olarak kalkacağım. Rica ederim. Bunu bu şekil lokmayı tattığınız zaman lezzetine diyecek yoktur. Siz tadın be. Ben çok beğendim döneri. Aa lavaşlar geldi. Ay ne güzel. Sıcak. Lavaşa bak. Bunun, çok güzel. Bunun lezzeti burada zaten. Çok bayıldım. Gerçekten döner çok güzel. Bir de döner bizim kültürümüzün ana yemeği gibi bir şey. Yani eve misafir gelir, döner yemeye gidelim mi derler. Çocuğun vardır, hadi seni döner yemeye götüreyim mi dersin. Evet. Döner hayatımızın yani hemen hemen her yerinde var. Lezzet çok keyifli. Her şey mükemmel. Bayıldım. Bir de patates var. Nereden geliyordu? Patates Afyon'dan geliyor. Neden? Neden Afyon? Çünkü Afyon'un patatesi çok lezzetli. Yani bunu patatesin şeyini anlatmak istemiyorum. Rengi bunlar de çok güzel. Çok rengi ve lezzetini
en lezzetli olan, mesela genelde Niğde'nin patatesi derler. Hayır. Afyon. Biz bunu araştırdık. Her şeyin en güzeli, en lezzetlisi olsun diye yerinden Afyon'un patatesinin doğru olduğunu tedbirimizle o yönden karar verdik. Yani böyle bir yer açtıysak, burası kaç kişilik müşteri kapasitesi? %10 kişilik. Çok güzel. Dönere bayıldım. Her şey gerçekten çok güzel. Peki tatlıya geçelim mi? Tabii ki. Evet. Şu Antep baklavasını bir tadalım bakalım. Baklavaya bakar mısın? Şuradan. Bak, nasıl ki Zeynel Bey dönerin böyle şey dumanını sevdiyse ben de baklavayı. Baklavanın güzelliğine bak. Bak görüyor musun? Bak Hakan, Allah aşkına. Hakan şekerim düştü deyip baklava yiyor. Sonra diyor ki Sinan Hanım ben şeker hastasıyım da. Niye baklava yiyorsun o zaman şeker hastasıysan? Bunu çözemiyorum. Neyse, baklava çok güzel. Arkadaşlar benim baklava yok. Size baklava yok bugün. Evet, bakalım. Ay içindeki fıstığa bak. Baklava nereden? Baklava Allah'ım Antep'ten getiriyoruz. Antep'in hasarını. Her gün uçak kargoyla İstanbul'a gelip hızlı bir şekilde müşterilerimize taze ulaştırıyoruz, tattırıyoruz yani. Çok güzel. Baklava var ya, olaylardan da olay. Çok güzel. Bayıldım. Baklava. Zaten Antep biliyorsunuz bu konuda baklavanın... Antep bir şahane efendim. Antep baklavanın tatlının merkezi. Antep'e kucak dolusu sevgiler. Evet. Baklavanın zaten ağza alındığı zaman ağızdan eriyorsa mükemmel. Tatlı sever misiniz? Çok severim. Ya bir de sütlaç var. Bakın şurada sunucunuzun ne çektiğini görün istedim. Bu sunucunun sütlacı fındıksız ve cevizsiz. Bu fındıklı müdürün sütlacı. İşte her yerde müdür olmak böyle bir şeydir. Sunucu bu sütlacı yer, müdür fıstıklı yer. Önemli değil. Olsun, canın sağ olsun. Buyurun fındıklınızı alın. Bu değiştirelim. Benim. Yok Hanım, istemem. Gerçekten yani istemem. Bu kelimelerden sonra değiştirelim. İstemem lütfen. Artık. Hiç var. Neyse değiştirelim tabii. Tamam. Buyurun. Ekibim değiştirdi çünkü ondan. Yanlış anlamayın ben hiç. Çok güzel. Baklavaya bayıldım. Çok çok güzel gerçekten. Bu baklava burada var ya acayip satılıyordu. Biz şu an gerçekten gelen müşterilerimize döner sonrası ikram ediyoruz. İkram ediyoruz. Neden? Çünkü öncelikle bu lezzeti bir tatmalarla. Bravo. Şöyle masaya bir de bakın gelen kişi böyle kendini önemli hissediyor. Çok önemli bu. Gelin döner yiyin, evet. Tatlılar buradan. Bizler. Sütlacı da yiyorum. Sütlaç da gayet başarılı ama ben olsam baklavayı tercih ederim diyorum. Beyaz TV olarak kurumumuz adına ben ve yönetim kurulumuz Ahmet Akdoğan adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ay böyle bir şey plaket falan verseydiniz. Sağ olun. Çok keşke teşekkür ne ediyorum. Kadar güzel değil mi? Tam öyle bir ödül töreni taksimi gibi oldu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Keyifli bir hafta sonuydu. Evet bugün Nisan 1. Hayatınızda inşallah hep güzel şakalar olsun ve karşınıza tatlı tatlı olaylar çıksın diyorum efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. Eğer siz de nerede ne yesek programın içerisinde yer almak istiyorsanız aşağıda yazılı olan iletişim numaramızdan ve sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ben şimdilik gidiyorum. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Mutluluklarla kalın.